Kitabımızın adı Ateşi Çalmak. Yazar Galina Serebyakova. Üçüncü cilt. Sınamalar. Dördüncü bölüm. Sınamalar. Devam. Britanya Müzesi 1857 yılında kendisi için özel olarak inşa edilen dev binaya taşındı. Büyük Britanya'nın bu hazinesinin girişini çok sayıda sütun süslüyordu. Oradaki her şey imparatorluğun ve sömürgeciliğin haşmetini yansıtmaya dönüktü. Karl, dünyanın en büyük kütüphanesine sahip olan bu müzenin görkemli okuma salonunu çok beğendi. Kubbe şeklindeki tavanı, doğanın eşsiz ürünü olan insan beyninin yaratıcılığının özgün simgesiydi. Okuma salonunun tüm devamlı ziyaretçilerinin sabit yerleri vardı ve ziyaretçiler bu yerleri kendileri seçiyordu. Marx, Kataloglar Stadı'nın hemen yanındaki girişin sağ tarafına düşen 5. masayı seçmişti. Üzerinde S ve No 7 yazıyordu. Marx'ın siyah, gür saçlı kocaman kafası, sağlam kısa burnu, derin parlak gözleri müzenin ziyaretçilerinin dikkatini çekmişti. Ama bu saatlerde Karl hiç kimseyi fark etmiyordu. İlham ateşi ve sözcüklerin esiriydi şu anda o. Marx, yaşamı boyunca en büyük zevki kendini düşünmeye vererek almıştı. Ona göre bu beceri insan ruhunun zirvesiydi. Hegel'in sözlerini sıklıkla anımsıyordu. Bir caninin suç düşüncesi bile göklerin tüm sihirlerinden daha yüce ve önemlidir. Ancak Marx'ın ki her zaman bir faaliyetin üretimin başlangıcıydı. Marx, ekonomi politiğin eleştirisi kitabını hazırlıyordu. Kapitalist üretim tarzını ortaya çıkışından itibaren inceliyordu. Karl da bu kitabı yazma fikri daha 1843 yılında Paris'te doğdu ve daha sonra bu onun tüm yaşamını etkiledi. Marx, ailesinin öylesine çok gereksinim duyduğu bu kitabın telifinden bile vazgeçmeye hazırdı. Yeter ki bu eser yayınlanabilsin. Kütüphane salonunun mutlak sessizliği içinde Marx, Adam Smith ve David Ricardo'yu yeniden okuyarak çok sayıda yeni inceleme, istatistik raporları, sanayi ve teknolojinin durumu hakkında gazete yazılarını, kısa bir süre önce Kaliforniya ve Avustralya'da bulunan altın madenleri konusundaki haberleri inceleyerek onlarca politik ekonomi tarihi kitabını gözden geçiriyordu. Engels de aynı dönemde kapitalist toplumun içsel yapısını yakından inceliyordu. Marx onun çıkardığı sonuçlara büyük değer veriyordu. Bu süreçte Londra burjuva toplumunun çelişkilerini ve krizlerini anlamak için kusursuz bir rastataneydi. Marx bu zirveden düşüncelerinde tekrar tekrar tüm dünyayı geziyor, kapitalizmin gelişimi ve çöküşün yasalarını olağanüstü bir girişkenlikle ortaya çıkarıp açıklıyordu. Marx genellikle akşam saat 7'ye kadar Britanya Müzesi'nin okuma salonunda kitapların başında kalıyordu. Aşılamaz bir tütün içme arzusu onu sıklıkla rahat koltuğundan kaldırıp bitişikteki sigara içme salonuna götürüyordu. Kötü kaliteli, ucuz sigarasını zevkle sarıyor ve acı dumanı yavaş yavaş içine çekiyordu. Bazen uzun ve yorucu beyin faaliyetlerinden sonra en sevdiği şairlerin şiirlerini tekrar okuyarak dinleniyordu. Daha ilk gençlik yıllarından Arhilus'un gururluğu mücadeleyi yansıtan sözlerini anımsıyor ve seviyordu. Yüreğim, Yüreğim, çirkin bir sırada durmuş felaketler önünde senin. Canlan ve karşıla onları göğsünle ve vuralım düşmana. Varsın her yerde pusuların çemberi olsun. Sen mert dur, titreme. Bazen Lisseç, Paul de Coca ve Dumas babanın inanılmaz serüvenlerle dolu sürükleyici romanları ona esir alıyordu. Carl'ın had safhada yorgun beynini bu tür işler her zaman dinlendiriyordu. Walter Stuck'ın tarihi romanları da onun bir o kadar hoşuna gidiyordu. Bu romanlarda Jenny'nin İskoç atalarının öykülerini de buluyordu. Marksların Grafton terasta kiraladıkları ev geniş ve rahattı. Dön Street'te yoksulluk ve kötü şartlar altında geçen uzun yıllardan sonra Karl ve ailesi ilk defa görece rahat koşullarda yaşıyorlardı. Ancak son yıllarda verdikleri kayıplar her ne kadar yakınlarına bunları hatırlatarak üzmemeye çaba gösterse de, Jenny'nin ruhunu kemiriyordu. Muschun ölümünden 3 ay sonra doğan, güleç, olağanüstü güzel bir kız olan 3 yaşındaki Tusi'yi özel bir sevgiyle kucaklıyordu. Ölen oğlu için babası da çok üzülüyordu. 1858 yılının yaz ve sonbaharları Marx için yine çok yoğun ve sıkıntılı geçiyordu genellikle sabah dörde kadar çalışıyor ve karaciğer hastalığının nöbetleri onu sık sık yatağa düşürüyordu. Borçlar kabarıyordu. Gazeteci, kasap, manav, doktor, rehin sandığı ödemesi, ayakkabıcı ve kömürcü bir kabus gibi ailenin peşindeydiler. 1858 yılında Tomsk'ta 4. derecede bir yazı memuru olarak devlet hizmetine başlamıştı Bakunin. Bu, sessiz şehirde fazla büyük olmayan bir köy evi satın almıştı. Liza bu bilgileri Herzen'den almıştı ve derhal Sibirya'ya mektup yazdı. Ama Bakunin onu yanıtlamadı. Ama bu, Liza'nın onun Sibirya'dan kaçmasına yardım etme kararını hiçbir şekilde etkilemedi. Herzen ve Krozoski canlı bir katılımla kaçış planını somutlaştırmaya koyuldular. Bir seferinde Liza, William Wolfe'un Londra'da olduğunu duydu ve onunla görüşmeye karar verdi hem ruhsal olarak hem de dış görünüşüyle onu çok değişmiş buldu. Uzun sürgün yılları ve hastalık, devrimin yakın zamanda gerçekleşeceğine dair umutların suya düşmesi, lupusu yaşlandırmıştı. Somurtkan ve sinirli olmuştu. Devrimin yenilgisi bir savaşçıyı en zorlu sınamadan geçirir. Gelecekte zaferin kaçınılmaz olduğunu bilse de geçen yıllarla birlikte dayanma gücü değerir tüm yaşamını adadığı idealin gerçekleştiğini kendi gözleriyle görmeme düşüncesi, yenilgi sırasında kaçınılmaz bir surette ortaya çıkan ihanetler, korkaklıklar, yalpalamalar, tüm bunları yaşamak kolay değildir. Yaşlılıkta bir ayağının artık çukurdayken memleket hasreti daha da yıkıcı ve çekilmez olur. Lupus, yaşamın temposunu kaçırmamaya çalışarak yaşananların muhasebesini yapabilmek için büyük bir özenle çalışıyordu ve çok okuyordu. Komünist fikirlerin doğruluğuna, Komünistler Birliği'nin kurulduğu günlerdeki kadar sarsılmaz bir inanç besliyordu. Ancak sıkça hüzünleniyordu. İnsanlığın yükselişini göremeyeceğim ve yıldızsız bir gecede öleceğim diye düşünüyordu. Yaşlanınca onu sinirli, yalnız bir ihtiyara dönüştüren, tüketilmemiş, yoğun sevginin tamamı şimdi Marx ve ailesine, Engels ve ortak davaya sadık kalan az sayıdaki dosta yöneltilmişti. Mütevazılıktan da öte olan bir İngiliz kasabasında oturuyor ve Londra'ya nadiren geliyordu. Liza yazılı bir notla onunla Kristal Sarayı'nın 10 yıldan uzun bir süre önce bir zamanlar kafesinde birkaç ilginç saat geçirdikleri Brüksel'in Huber pasajına cam bolluğu bakımından öyle çok benziyordu ki sömürgeci sergisinde buluşmak üzere anlaştı. Zemini de cam olan uzun salonlarda dünyanın en güçlü saniyesine sahip imparatorluğun ele geçirdiği zenginliklerle tanışıyordu serginin ziyaretçileri. Hemen girişte Hint bölümü vardı. Büyük Britanya tacının eşsiz elması, yeraltı zenginliklerin örnekleri, kömür, gümüş, değerli taşlar, bakır, altın, dolap ve vitrinlerde duruyordu. Pirinç, meyve, çay, Hint toprağının verdiği her ürün yanlarına açıklayıcı etiketler iliştirilmiş, şeffaf sandıklara kilitlenmiş olarak sergileniyordu. Bütün bunlar köleleştirilmiş, ızdıraplar içerisindeki halkın mutlu yaşam göstergesiyle sahneye çıkarılmışlardı. Çok etkili bir zanaat olan denizden inci çıkartmak bile yıkarmak kadar zevkli, oltayla balık tutmak kadar kolay bir iş gibi sergileniyordu. Dünyada bunun kadar kurnaz ve aldatıcı bir müze daha var. Nerede biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Öyleyse ben söyleyeyim. Roma'da Papa'nın eski sarayı Lateran'da dedi Wolf Liza ile birlikte sergi salonunu gezerken. Orada saygın monarkların, misyonerlerin Asya, Afrika ve adalardaki kahramanlıklarını yüceltiyorlar. Roma'daki papanın kutsal egemenliğini tanıdıktan sonra putperestlerin, Budistlerin ve Müslümanların üzerine ceza affının nasıl yağdığını reklamlı yapılıyor. Tıpkı onun gibi buradaki sergide de malların fiyat listesini çarpıcı bir şekilde vurgulayarak ki bunlar sömürgelerden sürekli çalınan zenginliklerdir, fotoğraf ve renkli resimler asarak bizi yerli halkların İngiliz sermayesinden nedenli çok kazandıklarına inandırmaya çalışıyorlar. Wolf başlangıçta sergiye tiksinerek bakıyordu. Sonra öfkesini de ekledi buna. Ziyaretçilere bir bakın. İmparatorluklarının egemenlik alanına ve gücüne hayran kalan, onunla gurur duyan İngilizler asfaltın, yağın, kürklerin, kömürün ve Britanya adası için yaşamsal bir ihtiyaç olan ve dünya çapında sürtüşmelere neden olan petrolün nereden geldiğini öğreniyorlar. Liza, William Wolfe'un sözlerini şaşkınlıkla dinliyordu. İngiltere'nin gelişimi ve ekonomisi konularında böyle bir bakış açısıyla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Görüyor musunuz? Standdan standa gezerek geleceğin tüccar ve sanayicileri ne ile ve nasıl ticaret yapacaklarını görüyorlar. Geleceğin askerleri ve sömürge memurları imparatorluğun sınırlarını öğreniyorlar. Geleceğin denizcileri rıhtım olabilecek adaları arıyorlar. Geleceğin politikacıları büyüdüklerinde bu gösterişli araçları var olan düzenin lehine veya aleyhine bir propaganda unsuru olarak kullanacaklar. Liza ve Wolf vitrin vitrin Malta'dan Güney Afrika'ya iklim ve bitki örtüsü bakımından İngiltere'ye çok benzeyen Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan, Trinant'tan ve Jamaika'ya dek gezerek Britanya'nın sayısız sömürge zenginliklerini inceliyorlardı. Harita'nın ve Hindistan'ın yeraltı zenginliklerinin örnekleri karşısında uzun süre durdular. Palmerston'un sömürge politikasının özünü size birkaç genel cümleyle anlatmamı ister misiniz? Diyor ki: "İngiltere paraya kıyıp dünyanın her tarafına uygarlık götürüyor. Bizim fabrikalarımız, büyük çiftliklerimiz ve doklarımız sömürülen halkların ekmeğini kazanmasını sağlıyor. Biz Britanyalılar onları kendi kültürümüzle onurlandırdık." İngiltere'lere göre misyonerler ise karanlık uçurumun dibindeki meşaleler. Oysa gerçek şu ki Hindistan iflas etmiş bir durumda ve acı çekiyor. Haklısınız dedi Liza hüzünlü gözlerini kocaman açıp Lupus'un kuru elini minnetle sıkarken. Ama bunu daha önce ben nasıl düşünemedim? Sergiyi gezdikten sonra Liza ve Wolf kafeye gittiler. Wolf son derece yorgun görünüyordu ve ortada bir neden yokken öfkelenmeye başladı. Nefes darlığı konuşmasını engelliyordu. İçinde inci çiçeği likörü bulunan kapaklı bir şişe çıkarıp ölçerek su bardağına birkaç damla damlattı ve bir nefeste içti. Kendini daha iyi hissettiğinde konuşma yeniden başladı. Liza ona Bakunin'in durumunu anlattı. Haklısınız. Sibirya'dan kaçması için ona yardım etmeli. Çağrılar haindir. Politika ise sebatsız parandelerle doludur. Bildiğiniz gibi ben de elimi çabuk tutarak kaçmıştım ve de böyle kurtulmuştum. Uzak doğuda çalışan tüccarlarla konuşacağım ve neler yapabileceğini öğreneceğim. Tomstan, Vladivostok çok uzak değil sanırım diye düşlere daldı Liza. Zeki ve duygulu biri olan Wolf onun susup da söylemediği her şeyi anlamıştı. Onun yanında Liza kendini öylesine hafif ve rahat duyumsuyordu ki Bayan Marks'ın neler yaptığını biliyor musunuz? Kocasıyla birlikte son yıllarda birçok acı ve sıkıntı yaşadıklarını duymuştum birilerinden. Birkaç kez onları ziyaret etmeye karar verdim ama rahatsız etmekten çekindim. Wolf'un yüzü hüzünlendi. Ne demiş atalarımız diye ciddileşerek yanıt verdi. Tanrılar seçkin olarak yarattıkları kişilere özellikle daha çok acımasız davranıp onları sınamadan geçirir ve ruhlarını çelikleştirirmiş. Karl Marx için zengin olmak çok kolaydı ama o demir gibi güçlü prensiplerden ve dünyaya bakış açısından asla vazgeçmedi. Onun gibi insanlar felaketlerin içinde güçlenir ve sırf kendilerine ve politik bakış açılarına sadık kalabilmek için en büyük yoksulluklara katlanırlar. Liza başıyla Lupus'un sözlerini onayladı ve bu sırada düşünceleri Bakunin'e kaydı. Kısa bir süre önce diye devam ediyordu Wolf. Marx prensibini dile getirdi. Hiçbir engere aldırmadan hedeflerime yürüyeceğim ve Burjuva toplumunun beni para makinesine çevirmesine izin vermeyeceğim. Doktor Marx şu anda ne yazıyor? Uzun yıllardır politik ekonomi konulu kitabı üzerine çalışıyor. Kendisini sıklıkla yokluğunu çektiği nesne hakkında birçok şey var kitapta. Nedir bu? Para, bu konuda ondan fazla bilgisi olan biri yoktur herhalde. Ama yine de Marx'ta bu incelediği nesneden hiç yok diye bitirdiği garip bir gülümsemeyle Wolf. Lisa ve Wolf kafeden çıkarken yakınlardaki Kensington bahçelerine yöneldiler. Az rastlanan güzel bir sonbahar günüydü. Sisim beyaz, şeffaf buğusu renkleri yumuşatarak gökyüzünü sarıyordu. Yollarda denizden gelen taze esinti ağaç yapraklarını hafifçe sallıyordu. Küçük otlaklardaki koyunlar yavaş yavaş otları kemiriyorlardı. Wolf ve Lisa neredeyse hiç konuşmadan etraflarındaki görüntüyü izleyip tadını çıkararak bahçenin sınırına da geldiler. Burada artık kocaman Hyde Park başlıyordu. Orada çok sayıda sabık veya mustakbel denizcinin, yaşlı ve çocukların oyuncak kayık, gemi ve yatların yüzdürdükleri küçük bir göl vardı. Kıyıda eğitilmiş köpekler ciddi bir edayla kuyruklarını onaylarcasına sallayarak sahiplerinin hareketlerini izliyorlardı. Oyuncak gemiler önlerine çıkan yelkenli kayıkları devirerek su yüzeyini aşınca sahipleri de gölcüğün diğer tarafına koşup kıyıya yanaşmaları için onlara yardım ediyordu. Birkaç çılgın bu konuda kendi kendi yetiştirmiş proje mühendisi kendi modellerini denemek için lastik çizmeleriyle suya girdiler. Rüzgarın hızlanması aniden bir fırtınaya yol açtı ve kazalar oldu. Suyun üzerindeki beyaz gemicikler burada çırpınıp duran martılar arasından güçlükle seçiliyordu. Liza ve Wolf oyuncak gölcüğün yanında durarak uzun süre filo izlediler. Hyde Park'ın kapısında Lupus'un Londra'ya bir dahaki gelişinde görüşmek üzere ayrıldılar. Bakunin'i düşünmek Liza'ya rahat vermiyordu. Bir defasında düşünde onu tıpkı Brüksel'deki haliyle gördü. Boy posu yerinde, toplu, her zaman biraz terli olan cildi, soğuk açık renk gözleri, içinde parmaklarını gezdirmenin oldukça zevkli olduğu dalgalı, kumral saçları. Düşünde gerçekte hiç olmadığı kadar sevgi dolu ve nazikti ve ağır ağır diz çökerek Liza'ya sarı nergisler verdi. Liza sabah uyandığında bu düşün ne anlama geldiğini bir türlü çözemedi. Mihail'in yakınlığını duyumsama isteği peşini bırakmıyordu. O benim dostluğumdan kuşku duyuyor herhalde ve yanına gitme işim onu şaşırtıyordur diye düşünüyordu Liza. Öğleyin birlikte Herzen'e gitmek üzere kendisine uğrayan Krozoski'ye kararlı konuştu. Bakunin beni bekliyor ama gururlu biri olduğu için bana bunu yazmıyor. Benim yerim onun yanında sürgünde olmak. Sibirya'ya gidiyorum.'' ''Dekabristlerin eşleri ve kız arkadaşları da böyle yapmışlardı. Siz onlarla hısımsınız.'' dedi üzüntüsünü saklamadan Sigismund ve kendisi de büyük bir düş kırıklığına uğratan karar hakkında daha fazla bir şey söylemedi. Aynı gün ikisi Road'da beş çayına davetliydiler. İki katlı bir evin önündeki küçük bahçede ev sahibinin bütün ailesi yuvarlak masanın etrafına toplanmıştı. Bir zamanlar Herzen ailesinin tarafından konsuello lakabı verilen, pek çekici olmayan, basık yüzünde ördek gagasını andıran dikkat çekici bir burnu olan, genç, düzgün yapılı bir kadın, Natalya Alekseyevna Ogaryova çay servisi yapıyordu. Molvida Meysenburg artık yoktu. Ogaryov ve karısının gelmesi üzerine kendisini fazlalık hissederek Herzen'in evini terk etmişti. Ancak Herzen'in sadık ve özverili dostu olmayı sürdürüyordu.'' Neredeyse tüm şiirlerini ezbere bildiği ve hayranı olduğu Nikolay Platonovic Ogaryov'un karısına karşı duyduğu antipatiyi bir türlü aşamıyordu Liza. Mosolova'nın Ogaryov'un ilk karısı Maria Lvovna ile akraba olduğunu öğrendiğinde Liza'ya karşı gösterdiği kırıcı umursamazlığın dozunu arttırmıştı. Ve şimdi iki kadın birbirine soğuk bir şekilde selam verdiler. Herzen saklama gereksinimi duymadan bir sevinçle Liza'yı yanına oturttu. Krozovski, Ogaryovlar ile konuşmaya başladı. Çan, Kolokov gürültüyle çalıyor. Bu gerçek bir tehlike çanı, dedi Herzen ve arkadaşının Londra'da yayınladıkları savaşçı yayın organı hakkında. Varşova'dan mektup aldım. Oradaki yayınlarımızın getirilmesi hala çok zor, diye söze karıştı Natalya Alekseyevna. Bütün faaliyetlerde doğrudan yer aldığını konuklara belli etme isteğiyle. Liza yanı başında oturan Herzen'in büyük kızı Tata'yı kendine doğru çekti. Hüzünlü yüzünde dalgın, düşünceli bir ifade olan masum görünümlü kıza başarılı olduğu resim konusunda sorular sormaya başladı. Tata resimde kusursuzdu. Hizmetçi çaydanlık ve kap kaçağı götürüp herkes masadan kalktığında Herzen sesini alçaltarak Liza ile konuştu. Size bir sürpriz hazırladım. Bir mektup ve kimden dersiniz?'' Bakunin'den dedi güçlükle Liza ve elini delicesine çarpan yüreğine götürdü. Mektupta benim için bir şeyler yok mu? Yok ama oldukça beklenmedik başka şeyler var. Sararıp solan Liza bir parça kendine gelince nedir o diye sordu. Ve her zaman o anda Liza'nın hiçbir zaman hiç kimseye söylemediği gerçeği anladı. Yaptığım eşekliğe bir bak diye kendi kendine kızdı. İşte dram da burada. Ancak varsın her şeyi olduğu gibi bilsin. Herzen'in enerjik, yiğit kişiliğini vurgulayan yüzündeki, burnun iki tarafından dudaklarına doğru inip bıyıkların arasında saklanan belirgin kıvrımlar aniden karardı. Ben yaşıyorum, sağlıklıyım, güçlüyüm, evliyim, mutluyum. Liza'nın okuduğu ilk sözlerdi. Ayaklarının üzerinde güçlükle duruyordu ve daha fazla okuyamayacağını duyumsayarak mektubu geri verdi. Herzen konuğunun oldukça heyecanlandığını görerek Liza'nın koluna girip onu bahçeden kendi çalışma odasına götürdü. Büyük Turner'in reprodüksiyonlarını içeren albümü görmek ister misiniz? İngiliz göklerinin solgun renklerini hiç kimse onun gibi anlatamaz diye özellikle çok yüksek bir sesle konuşmaya başladı Herzen. Kendilerini kıskançlıkla izleyen Ogaryama'nın yaklaştığını fark ettiğinde... Evet, Turner'in resimleri güzel. Onun renkleri, Usta Levitsky'nin tuvallerindeki renkler kadar narin diye yanıt verdi Liza. Her zene minnettarlıkla bakarak. Yavaş yavaş kendine hakim olmayı başardı. Küçük evlatlık kızının rahatsız olduğunu öne sürerek oradakilerle vedalaştı ve Krozoskin'den bu sefer kendisini eve kadar geçirmemesini rica ederek gitti. Yıllardır elini sürmediği günlüğünü aldı. En önemlisi kendine hakim olmayı öğrenmektir. Öydünde bulunuyordu göte diye yazıyordu Liza. Gerçek aşk kalbin parçalansa bile kendi mutluluğunu değil sevdiğin kişinin mutluluğunu düşünmektir. Kaderimden yakınıp durmak bana yakışmaz. Ben 19 yıl boyunca Mihail'e duyduğum aşkla yaşadım bir tek ve bu bana birçok kez acı verdi. Ona teşekkürler. Masallardaki kötü prenses gururu incindiği için ve kıskançlığından dolayı sevdiği adamı sevgilisinin yanına değil de aç bir kaplanın ölümün beklediği şatoya göndermişti. Ben ona benzemek istemiyorum. Sadece Mihail için değil, kendi adıma da onu özgür görmediğim sürece huzur bulamayacağım. Tahta çıkışının ikinci yılında ikinci Aleksandr Bakunin'den genişçe bir af dilekçesi aldı. Mahkum şöyle yazıyordu. Çarım, tek başına bir hücrede kalmanın en korkunç cezası umutsuzluktur. O ölümden de beterdir. Yaşarken ölmek demektir. Ancak bu korkunç yalnızlık neyse ki içinde bir yarar barındırıyor. İnsanı gerçekle ve kendisiyle yüzleştiriyor. Dünyanın hengamesi, olayların akışı içinde kendini beğenmişliğin çekiciliği ve hayaletine teslim olmak kolay. Ama hücre hepsinin zorunlu hareketsizliğinde, kesintisiz yalnızlığın ölüm sessizliğinde kendini uzun süre kandırman olanaksız. Eğer insanın içinde gerçeğin ufak bir kıvılcımı dahi varsa, o mutlaka geçmiş yaşamın tamamını gerçek önemi ve ışığı ile görecektir. Bu yaşam boş, yararsız, ...zararlı, yani benim geçmiş yaşamım gibi olduğu durumlarda ise o zaman kendi kendinin celladı olacaktır. Ve ne kadar can sıkıcıdır kendi hakkında kendinle yaptığın acımasız sohbet. Onu doğuran düşünceler. Düşünceler bir kez başladığında sohbeti kesmek olanaksız. Ne kadar acı verir. Ben bunu 8 yıllık deneyimimden biliyorum. Çarım geçmiş yaşamma ne isim verebilirim? O yaşam ki Ham hayaller ve boş umutlarla harcanıp suçla noktalandı. Ve bir kez aldatıcı yola sapınca onu sürünerek devam ettirmeyi bir görev ve onur olarak gördüm. Bu yol beni alıp götürdü ve ancak sizin her şeyden güçlü kurtarıcı eliniz majestelerinin beni çıkarabileceği bir uçuruma attı. Çarım, eğer hayatta baştan başlayabilseydim onu başka türlü sürdürürdüm. Ama maalesef geçmişi geri getiremeyiz. Eğer eski faaliyetlerimi düzeltme olanağım olsaydı, bana bunun için fırsat verilsin diye yalvarırdım. Ruhum, temizleme görevinin kurtarıcı sıkıntısından korkmazdı. Daha sonra suçumun kanını yıkamaktan sevinç duyarım. Beni bekleyen tamamen haklı karar ne olursa olsun ona önceden sessizce boyun eğiyorum ve umut etme cüretinde bulunuyorum ki son bir kez sizin önünüzde çarım sizin unutulmaz atanız ve siz majestelerine bana karşı gösterdiğiniz tüm lütuflardan dolayı derin minnet duygularımı sunmama izin verilecektir. Yakaran suçlu Mihail Bakunin Çar, Bakunin'in sürgün olarak bir yerlere yerleştirmesini emretti. Kaleden Sibirya'ya doğru giderilerken jandarma subayı Medvedev, şefi Prens Dulgorukov'un izniyle tutukluyu yakınlarında Bakunilerin çiftliğinin bulunduğu Torjok şehrine getirdi. Ve işte Mihail Aleksandrovich düşlerinde ve gerçekte yurt dışında ve zindanın taş hücresinde durmadan düşlediği cennette birkaç saat boyunca kalabilecekti. Babası ve zavallı Veranko Dyakova artık hayatta değillerdi ama diğer iki kız kardeşi onu gözyaşları ile karşılayarak kucakladılar. Her zamanki gibi sessiz, alaycı ve kendini beğenmişti Aleksandrina. Bakunin'in gözdesi Tatyana ise sinirli, heyecanlı ve gözü yaşlıydı. Tatyana kırkını aşmasına karşın hala evlenmemişti. Çocukluğunda yaptığı gibi dizlerine eğildiği annesi ise pörsümüş, tamamen dermansız kalmış bir ihtiyar olup çıkmıştı. Mihail onun düzgün. Güzel olarak anımsadığı şimdi eski bir kağıt gibi kırış kırış olmuş uzun elini öptüğünde annesinin neden yaşlandığını anladı. Evin bahçesindeki ağaçlar yaşlanmış ve yavaş yavaş ölüyorlardı. Kendini bildi bileli bu ağaçlar buradaydı. Sekiz yıllık yalıtılmışlıktan sonra kuşların çığırtıları ve insanların seslerinden adeta sağırlaşan, zindanın karanlığından sonra dış dünyanın ışığı ve renklerinden gözleri görmez hale gelen, ayaklarının üzerinde güçlükle duran, çaresiz, şaşkın ve yeni doğan bir bebek kadar narin olan Bakuni'nin acıma ve endişe uyandırıyordu. Ama kendisi son derece mutluydu. Hücreden kurtulmak nihayet. Bunun için ne çok kan dökülüyor, kurban veriliyor, yiğitlikler yapılıyor, suçlar işleniyor, küçük ve büyük alçaklıklar, ihanetler yapılıyor. Ama Bakunin bu tür düşünceleri barındırmıyordu. Çünkü bu düşünceler öylesine uzun beklediği sevince gölge düşürebilirdi. O yaşamın verdiği tüm duyguları adeta içine çekiyordu. Hareket etme hakkının, temiz hava solumanın, parmaklığı olmayan bir pencereden bakmanın, ve tüm kapıları ardına kadar açık bırakmanın tadını çıkarıyordu. Gelecek tıpkı etraftaki tüm insanlar gibi ona harika görünüyordu. Sekiz yıl yaşamın öbür tarafında var olduktan sonra Mihail yine ağaçların gövdelerini okuyor, her bitkinin güzelliğine şaşırıyor, yanağını otlara değdirebilmek için yerlere yatıyor, artık unutmaya başladığı yıldızları izliyor ve yüksek sesle gülüyordu.'' Bir parça deli biri gibi görünüyordu ama kendisi bunun farkında değildi ve konuşuyordu, konuşuyordu, konuşuyordu. Bütün vücudu aşırı ışık ve gürültüden acıyordu. Yüreği birden daha hızlı, zapt edilmez çarpmaya başladı. Ama zaman eridi geçti ve Bakunin yine anlayışlı ve sessiz jandarma eşliğinde doğuya yöneldi. Omsk'ta gizli tutuklu Sibirya kol ordusunun karargah şefine teslim edildi sürüldüğü taygaya vardıktan sonra jandarma şefi general Yeverkinev Kovac şöyle yazdı. Ekselansları Beni kaledeki zindandan kurtaran büyük sefaatinizden dolayı üçüncü kısımda kaldığım kısa süre içerisinde duyumsama mutluluğuna eriştiğim ve buna bizzat Omsk'a kadar Poruçik Mevdevev'in şahsıma eşlik eden yüce gönüllü hoşgörüsü için size ekselansları son kez teşekkür etmek amacıyla Mevdevev'in gidişini fırsat bilerek yazma cüretinde bulunuyorum. Bakunin ıssız Nelyu Binks nihayesinde kısa bir süre kaldıktan sonra resimlerdeki kadar güzel Tomsk şehrine getirildi. Mihail Aleksandrovich yine yerinde işlerini kolaylıkla yoluna koydu. Yerli halk bazıları imparatorluğun sınır bölgelerinde aşırı kar arayan asil zadelerden olan zengin altın üreticileri ona acıyıp güvendiler. Akrabalarından bir miktar para temin eden Bakunin kendisine ahşap, rahat, küçük bir ev aldı. Mutlu bir dinlenmeye koyuldu ve en önemlisi tam olmasa da adı özgürlük olan şeyin tadını çıkarmaya başladı. Şehrin çevresindeki birkaç verslik alanda da olsa nihayet istediği gibi gezebiliyordu. Bu sınırlı gezintiler bile müthişti. Hala kendisini çevreleyen doğaya taşkınca seviniyordu. Gözleri uzun süre ağrıdı, kulakları ise çeşitli sesleri ayırt etmekle güçlük çekiyordu. Vücudunun büyük bir kısmı dermansızdı ve sürekli terliyordu. Ama giderek güçlendi. Sağlığına kavuşmaya başladı. Yüzündeki acı ifade yok oldu. Güçlü omuzları doğruldu. Gençleşti ve yeniden yararlı olabilecek bir insan haline geldi. Artık 44 yaşında olduğunu söylemek güçtü. Fiziksel olarak yeniden doğduğu bu dönemde aşılmaz bir yaşam arzusu sardı benliğini. Kalede geçen yıllarında adeta sürünerek bir yılan gibi sıyrıldı. Bakunin zengin olma umuduyla soğuk Sibirya'yı memleketi Mogilevski ve ilahetine tercih eden yoksullaşmaya başlamış beyaz Rus azizade Kuyotkov'un ailesini Fransızca dersi vermek için sık sık ziyaret ediyordu. Çalışkan olmayı bir türlü başaramasa da başarılı altın üreticisinin geniş ailesiyle sıkıntı çekmeden geçiniyordu. Kuyutkov'un karısı Ruslara güler yüz gösteren bir Polonyalıydı ve konu karşılamaktan hoşlanıyordu. Çünkü evde masum, yaşama sevinciyle dolu, güzel, sarışın üç kız büyüyordu. Sofia, Antonia ve Yulia. Mihail Aleksandrovich iki büyük kız kardeşe Fransızca ders veriyordu. İki kız öğrenci bunca şey görüp geçirmiş bu konuşkan adamın çekiciliğine kapıldılar çabucak. Bakunin Antonia'yı beğendi. Duygularının karşılıklı olduğuna kanaat getirdiğinde evlenmeye karar verdi. Ona aşkından söz etti ve kendisini çeken sakin aile yaşamına kızı da sürükledi. Bu konuda konuşurken dürüst müydü, uzun süreli acılarından ve yalnızlıktan sonra nihayet bir aile ocağına kavuşmayı gerçekten istiyor muydu?'' Antonia'nın babası yaşındaydı ve onu seviyor muydu? Yoksa hükümetin kuşkularını üzerinden kaldırarak evlilik yardımıyla çarım ve üçüncü kısmın güvenini kazanıp bağışlanmayı mı umut ediyordu? Kaçmayı düşünüyor muydu? Yoksa iş konusunda birçok fırsat sunan ve kısa sürede zengin olmayı vaat eden bu bölgeye sonsuza dek yerleşmeyi mi düşünüyordu? Büyük olasılıkla kendisi de bunların hesabını kendine vermiyordu ve her zaman olduğu gibi yalan ve gerçek arasına bir sınır çekemiyordu. Bazen bir yiğit gibi güzel, bazen de belirsiz ve itici bir yüze sahip bu çift kişilikli kocaman, dolgun adam gizemini koruyor, güven vermiyordu. Bakunin, Antonia'dan kendisinin kurtarıcısı olmasını rica ediyordu. Genç kız da aşkını saklamaya gerek duymadan onunla evlenmeyi kabul etti. İnanın ki, diye ikna etmeye çalışıyordu onu Mihail ateşli bir halde, ve yapmacık bir sokulganlıkla. Neredeyse Göte'nin Faust'u ile yaşıt ve saçma sapan şeylerle uğraşmayacak kadar yaşlı olmama karşın aynı zamanda sizi sevecek ve mutlu edecek kadar da gencip. Antonia, saydam cildi, berrak, hiçbir şey ifade etmeyen kocaman, mavi gözleri ve aynı anda hem altın hem de platin rengini andıran gür saçlarıyla ona kah muhteşem Helena gibi Kah tertemiz, greçen gibi görünüyordu. Kızın ailesi, özellikle de babası başlangıçta bu evliliğe karşı çıktılar. Bakının bir sürgündü, geleceği, toplumsal statüsü yoktu, zengin değildi. Ama anne tarafından Doğu Sibirya'nın güçlü valisi Muraiyav Amurskun yeğeni olmak onların kuşkularına son noktayı koydu. Antonia kocasının hayatta istediği her şeyi elde edebileceğinden kuşku duymuyor ve ona körü körüne inanıyordu. Sibirya'da kabul gördüğü üzere çok fazla uzatmadan şatafatlı, gürültülü, sarhoş edici bir düğün yapıldı ve yeni evliler kuyot kovlara yerleşti. Bir yıl geçti. Bakunin uzak kuzey şehrinin can sıkıcı gündelik yaşamından gittikçe daha fazla rahatsız olmaya başladı kıvranan ün düşkünü karakteri Taşra'nın anlamsız yaşamına sığmıyordu. Tomsta, onun güzel konuşma yeteneği ve bilgiçliğine hayran kalacak kimse yoktu. Geveze kayınpederinin yanında can sıkıntısında bunalıyordu. Antonia iyi niyetli ve boştu. Bakunin uzayıp giden boş zamanlarını dolduramıyordu. Sonunda bu bölgede sınırsız gücü olan Muray ve Amurs'un nüfusu etkili oldu ve akrabasını Tom's'tan Irkutsk'a naklettirdi. Tüm Kuyotkov ailesi de kızları ve damatlarının peşinden taşındılar. Doğu Sibirya valisinin konağı ve büyük ticaret kentinde haklarından yoksun sürgün Bakinin yine de kendi çevresinde insanlar arasında buldu kendini. Yüksek ünvan sahibi Muravyev ve Karsokov'un daha sonra da diğer evlerin kapıları onun için açıldı. Artık istenilen bir konuktu ve kısa sürede duygulu, oldukça eğitimli geçmişinden dolayı bütün yüreğiyle pişman ve Rus tahtına sadık bir insan olarak ün yaptı. Tüccarlar ona ikramda bulunup borç vererek yardım etmeyi onur sayıyorlardı. Ancak Bakunin sürgündeki devrimcilerle geçinemiyordu. Onlardan uzak duruyor, onu yargılamaya çalışanlara ve muhbirlere küfür yağdırıyordu. Irkutsk'ta sürgünde yaşayan, yönetimle hiç geçinemeyen, açık yürekli, varlıklı Petrashevler eski Dakı Pristler ve diğer sürgünler Bakunin'den nefret ediyorlardı. Bakunin bundan neredeyse sevinç duyuyordu. Bundan ne uymuyordu? Birbirlerinin gözüne girmek mi istiyordu? Çarın bağışlayıcılığına ve merhamet edeceğine mi güveniyordu? Kaçmak için jandarmanın bütün kuşkusunu mu dağıtmak istiyordu? Rusya'yı gizlice terk etme fikri Bakunin'de ne zaman belirdi acaba? Belki de daha Tomsk'ta kendi kendisiyle hesaplaşarak aforoz edilmiş biri olarak kendisine zavallı bir yaşamın beklediğini anlayınca bu karara varmıştı. İkbal Peresli onu kamçılıyordu. Eğer ikinci Aleksandr bu adamı anlayıp bildiği yöntemlerle kendine yaklaştırsaydı bu kararsız isyancı ne olurdu? Tahtın sadık ve ateşli hizmetkarı olabilir miydi? Ama ne itiraflar ne çok sayıda yazılar çağrda Bakunin'e karşı tam bir güven uyandırdı.'' ülkesinde enerjisini değerlendiremeyeceğini, kendisine sürekli bir bağımlılık ve parasızlık beklediğini anlayan Bakunin, sürgünden kurtulmaya karar verdi. Issız, Tomsk'tan Irkutsk'a taşınmak, hedefine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı oldu. Bakunin, çevresine bakınınca gördü ki Sibirya stepleri sonsuzdu. En önemlisi de Amur ve deniz sınırının yakın olması ve kaçışını kolaylaştırmasıydı uzaklarda kıtanın tam karşı tarafındaki ucundan ona yardım eli uzatılıyordu. Liza, Bakunin'in evlenmesinden sonra onun kurtuluşunun yollarını daha büyük bir ateşlilikle aramaya koyulmuştu. Bunu kendi görevi olarak görüyordu. Kıskançlığı aşma görevi, kısa bir süre önce Şilişsertburg kalesinde tutuklu olan ve hayatını bağışlaması için çarın ayaklarına kapanan sürgünün sürekli düşündüğü kaçışı, Liza'nın paraları kolaylaştıracaktı. Bakunin yerli memurlar ve altın üreticileri ile çok yakın ilişkiler kurarak Sibirya sınırları içinde gezebilme hakkını elde etmeye çalıştı. Kendisinin ve ailesinin yoksulluğunu anlatmak için her türlü küçük düşürücü betimlemeye başvurarak yönetimi, ticaret yapıp ailesinin geçimini sağlamak amacıyla gezebilmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyordu. Israrları yönetimin kuşkusunu aştı ve sonunda bizzat Sibirya'nın general valisi Korsakov Bakunin'den kanunu çiğnemeyeceğine dair şeref sözü alarak ricasını yerine getirdi. Bakunin ateşli bir şekilde and içti, izin verilmişti. Bundan böyle kocaman Sibirya'nın sınırları içerisinde deniz kıyısına dek özgürce dolaşabilecekti. Dahası devlete ait gemilerde Amur üzerinde yolculuk yapılmasına bile izin verilmişti. Katinli tüccar Şabesnikov Bakunni yanında işe aldı ve oradaki bölgeleri görmesi, sanayi ve ticaret işletmeleri için uygunluğunu denetlemesi amacıyla Amur'a gitmesini önerdi. Korsakov'dan izin alan Mihail Aleksandrovich yolculuk hazırlıklarına başladı. Sarışın Dilber karısı onun bütün planından haberdardı. O kendisini seven kadınlara her zaman güvenmişti ve bundan pişmanlık duymasını gerektirecek bir olayla da karşılaşmamıştı. Ayrılmadan bir gün önce Bakunin Antoniya'yı sınırsız bir sevgi beslediğine temin etti. Eğer Tanrı izin verir ve her şey yolunda gidip kader bana hoşgörülü davranırsa İngiltere'de görüşeceğiz. Ancak İngiltere'ye Petersburg üzerinden gel, kurtarıcı meleğim. Ben seni her zanda bekliyor olacağım. Şafak söktüğünde karısının akrabalarını iki ay sonra döneceğine dair inandırdıktan sonra Bakunin, Angara üzerinden Baykal'a gitmek üzere yola çıktı. Göz kamaştırıcı bir sabahtı. Beyaz taşlı Urkits dağlardan çok daha güzel görünüyordu. Katedral ve kilisenin altın kubbeleri göz alıyordu. Angara o denli sığdı ki tamamen saydam sudan dipteki yeşil gri çukurları görmek olanaklıydı. Kısa bir süre sonra pek de beklenmedik bir anda aldatıcı bir sakinlik içerisinde kocaman Baykal göründü. Bakunin kendini bekleyenler hakkındaki endişe ve dalgınlığından sıyrılarak etraftaki doğanın yüce, eksiz güzelliğini seyrede aldı. Gölün hemen yanına kadar gelen, güneş ışığıyla bezenmiş devasa çam ağaçları, kusursuzlukları ve yükselişleriyle izleyeni hayran bırakıyordu. İnsan dağların zirveleri ve fırtınalı bir okyanusun karşısında ancak bu şekilde kendini kaybedebilirdi. Doğa, yaratıcılığın son sınırındaydı. Buradakiler, onun yarattıklarının en güzeliydi. Sibirya Taygası ve Baykal Gölü en güzellerindendi. Bakun ile ilgili Amur Nikolayevski yolculuğuna Irkutsk'tan birkaç ileri gelen memur ve subay eşlik ediyordu. İçki içmeyi, kağıt oynamayı seven, çabuk ve kolay zengin olmanın yollarını arayan kırmızı suratlı, şişman makine mühendisi Mayarov da vardı. Doğaya tıpkı bir eskicinin kaldırma baktığı gibi büyük bir açlıkla ve nefretle bakıyordu. Söyleyin Bay Bakunin şundan ne çıkarabiliriz? Diyerek yemyeşil kabarık dallarını Baykal'dan gelen rüzgarların salladığı ve adeta devasa bir yelpazeye benzeyen göklere uzanan güzel bir çamı işaret ederek. Dilediğin gibi bir gemi direği diye yanıtladı hiç şaşırmadan Mihail Aleksandrovic. Ve yüzlerce başka yararlı eşya. Düşünüyorum da bu çam örneğin bir palmiye ağacından daha az cömert olmayacaktır insan için. Güzelliğe gelince de birinciliği hiç kuşkusuz bizim ormanlarımız bu çariçesine verirdim. Güzellikte babalık filozofun dediği gibi sihirli bozan bir şey var. Ondan kendini palto dikemezsin ve ben sadece kadınların güzelliğini kabul ediyorum. Diye konuştu yanaklarını şişire şişire Mayarov ve yol arkadaşına bir şişe vodka içmeyi önerdi. Bakunin reddetti. Şu anda en çok gerekli olan şey kendine tamamen hakim olabilmek ve düşünce berraklığıydı. Şu var ki kadınlarda da bir tek güzellik yeterli değil. Bilgiye de gereksinimleri var. Ah, biliyor musunuz? Bu konuda bakış açılarımız tamamen farklı. Biraz bilgi, çokça göğüs derim size, Mihail Aleksandrovich. Babalık, diye kıs kıs güldü Mayarov. Bu zengin yerden bıktım. Burada sadece sürgünler, toplum artıkları, sefiller ve insan türünün her tür tortusu yaşıyor. Buradaki yerleşim bölgelerinin isimlerine dikkat ettiniz mi? Urkuts'tan, Krosnoyorsk'a doğru, parmaklıklar kelepçeler, demirler. Bağışlayın. Sanırım sizi hassas olduğunuz bir noktadan incittim. Ancak asilzadeler prangalarda da olsalar asaletlerinden bir şey kaybetmezler. Söyleyin ama kartalım benim. Sibirya hakkında nasıl söylemeli? Ekonomik anlamda ne düşünüyorsunuz? Burası yer altında, ormanlarında, yer üstünde bitmez tükenmez, sınırsız zenginlikler saklayan, Tanrı'nın kutsadığı bir yer, diye canlandı Bakunin. İçinde taze güç, ulu bir gelecek saklıyor. Burada yetenekli ve becerikli bir insan için her bir adım bir ilim deryası. Buna hazine toprağı da diyebiliriz. Rusya'nın afaroz edilen ve yolunu kaybeden oğullarına gelince, Sibirya bizzat yaratıcı tarafından onların kaderlerini yeniden çizebilsin diye yaratılmış adeta. İnsan ruhunun yenilmemesi olanaksız. Yolunu kaybetmiş suçlular arasında kim ruhunu tertemiz tuttuysa, aynı zamanda da doğru yaşayabilmek için gücünü ve iradesini koruduysa bu masalımsı vahşi diyarda kendi mutluluğunu bulacak rahata erecektir. Ben bunların arasında yer alıyorum. Mayarov sohbet arkadaşının sözlerini adeta bir şarkıcıymışçasına dinliyordu. Mihail Aleksandrovich ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Dünyada böyle tatlı dilli doğmak varmış. Bir diplomam ve iyi kötü bilgilerim var. Amur kıyılarında vaşak ya da kaplanı bir tek atışla vururum ama iş konuşmaya gelince benden pes. Sözcük dağarcığım çok sınırlı. Diyojen değilim. Bu izotta değilim. Demek ki söylediğinize göre Sibirya'da namuslu insanlar da zengin olabilir. Böylece Bakun ve Mayarov sohbet ederek sıkça verilen uzun molalar arasında balık tutarak, ava giderek, çilek toplayarak, kağıt oynayarak, amur üzerinden Nikolayevskev'e doğru yavaş yavaş ilerliyorlardı. Ve ancak Temmuz'un ayının ilk günlerinde vapur Nikolayevskev'e ulaştı. Onlarla aynı günde orada deniz asteğmeni Bronzert'te geldi. Bronzert'te Irkutsk'a gelir gelmez Doğu Sibirya'nın Piromorskoy bölgesi askeri valisine teslim edilmek üzere üzerinde aciliyetle ibaresi bulunan gizli bir paket verilmişti. Paketteki yazıda Bakunin'in polis tarafından gözlendiği bilgisi vardı. Ancak Deniz Azteymeni o an üstlendiği bir acil görevden dolayı paketi bir arkadaşına bıraktı. Ertesi gün arkadaşı ağır bir hastalığa yakalandı. Sonuçta Bakunin'in gözetim altında olduğu haberi ulaşması gereken adrese ancak iki ay sonra iletildi. Bakunin tam bir haftadır Nikolayevsk'teydi ve tüccarlar memurlar arasında birçok ahbap edinmişti. Nehir kıyısında çatı katlı ve bahçeli küçük mütevazi bir evde Primorskov ilinin askeri karargahında askeri yargıç olarak çalışan Kutyuhov oturuyordu. Bu her zaman her şeye karışmak ve ortaya çıkmak gibi can sıkıcı bir arzuyla yanıp tutuşan tanrı korkusu olan sessiz özenli bir memurdu. Odalarının duvarları, ölmüş ve hayattaki imparatorların portreleri, ikonlar, ana yurt savaşı ve Kafkasların istilası dönemini anlatan yurtsever tasvirlerle kaplıydı. En gözde kahramanı Kutozov'du. Gorgi Popedonezes'e de doğacıydı. Nikolayevsk'te oturan az sayıda sürgün, askeri yargıcın yardıma hazır, çalışkan, dürüst olmasından dolayı sayıyordu. Auditor rüşvet almıyordu. Sarhoş olmuyor, kağıt oynamıyor ve çılgınca eğlenmiyordu. Bakun'un ortadan kalb olmasından bir gün önce Temmuz akşamında şehirden yargıcın evine oldukça heyecanlı, üzerinde eski bir elbise, başında çok kullanıldığı belli olan bir kasket bulunan bir ihtiyar adam iki kez geldi. Onda ilginç olan şuydu ki alnını kaşlarına dek saç öpürmüştü. İkinci gelişinde ev sahibinin hala gelmediğini öğrendiğinde çıkık elmacık kemikli şişman hizmetçiye ricada bulundu. Saygılarımla bana hemen söz verin ki Vasiliev Grogeviç eve döner dönmez ona bu mektubu vereceksiniz. Bu çok önemli ve asla bekleyemez. Hizmetçi kadın anlaşılması güç bir yanıt verdi. Elini önlüğüne sildi, kapalı zarfı dikkatlice alıp ev sahibinin yatağının yanındaki masaya bıraktı. Daha sonra yine aynı odaya girdi, lambayı alıp gaz yağı doldurdu. Yaktı ve yerine koyarken farkında olmadan mektubu örttü. Yaşlı yargıç ancak ertesi güne eve döndüğünde tesadüfen buldu mektubu. Sizin de tanıdığınız Bakunin buraya sınır dışına kaçabilmek için geldi. Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendim diye yazıyordu. Kotyuhov'un çok iyi tanıdığı sürgün Hilgari Weber. Eğer ben bir sivil kişi olarak resmi birine gidip Bakunin'in planlarından haberim olduğunu birdenbire anlatmaya kalkışırsam bu sadece jurnalcilik gibi görünmekle kalmaz düpedüz Jurnalcilik olurdu. Bu yaşımda jurnalci damgası yerek yaşamak istemiyorum. Ama siz başkasınız. Ben sizi biliyorum. Daha sonra Bakunin'in kaçış planı ayrıntılar açıklanıyordu. Bakunin'in kaçışını engellemeye çalışmanın size garip ve anlaşılmaz gelmemesi için beni bu işe karışmaya zorlayan nedenleri kısaca anlatacağım. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz. 1 yurttaşlarıma ve bizzat bana gösterdiği birçok merhametinden dolayı şimdiki çara duyduğum iki yüzlülükten uzak minnet. 2. Tamamen eminim ki Bakunin'in kaçışının karısına, ailesine, General Korsakov'a çok zarar dokunacak ve kesin olan şu ki ne insanlığa, ne Rusya'ya, ne de Bakunin'in kendisine bir yararı olacaktır. Bakunin hiç kimsenin yararına bir şey yapabilecek durumda değil. Çünkü o bir bencillik abidesi. 3. Bakunin'in kaçışı sürgünde olan birçok yurttaşıma zarar verecektir. Çünkü hükümet, siyasi suçlular arasında benzeri kaçışların tekrarlanması kaygısıyla bu zavallılar üzerinde gözetimini hiç kuşkusuz şiddetlendirecektir. Weber'in verdiği haberi okuyan Kotyuhov bir dakika bile kaybetmeden limana koştu. Kaptan Şuhomlin nerede? Klipor, nişancı nerede? diye bağırdı yanından geçen ilk denizciyi durdurarak. Şimdi mi aklınıza geldi? Diye şaşırdı denici. Yanına römork alarak aldığı yabancı bir gemiye gitti. Uzağa mı gittiler? Limandan hemen ulaşamazsın. Hangi gemiye götürdü nişancı? Amerikan barkası Vickers yaşlı yargıç başını tuttu. Hainler, rüşvetçiler, çarı aldattılar diye söyleniyordu. Tabii ki bu işi Hitrovo ve Filipos'un yardımıyla yaptınız. Görünüşe bakılırsa epey para kaptırdınız ama kaçık yöneticinizi de kandırdınız. O bir vali değil, bölgemizin utanç kaynağı, belası. Kutyov ah vah ederek kendini Primorskov ilinin karargah şefi Afansayev'in yanına attı. Kaçakların planı hakkında bildiği her şeyi anlattı. Bakunin'i buraya getiren ve şu anda yola çıkmaya hazır Amur'u gönderirsek Klipör'e yetişmek mümkün diye ısrar ediyordu. Ama Afanseyev onu dalgın bir halde dinliyordu ve vurgulu bir umursamazlıkla yanıt verdi. Biz neden karışalım Bakunin'e? Varsın kaçsın. Bunun hesabını biz değil, General Korsakov verecek. Evet ama Bakunin vatan haini, sürgün ve polisin gözetimi altında. Bunu nereden biliyorsunuz? Bu konuda bize Irkustan bir bilgi gelmedi ya da rapor verilmediği gibi General Valinin ona tüm Sibirya'yı dolaşma hatta devlet gemilerine binebilme hakkı tanıyan izin belgesini kendi gözlerimle gördüm. Kutuyuhov o kendi has inatçılığı ile bir adım bile geri atmıyordu. Size karargah şefine bu kaçışa karşı umursamaz kalmak yakışmıyor. Bakunin yakalanmasına yardımcı olmak her iyi niyetli Rus yurttaşın görevidir. Emir verin de peşine düştünler. Afansayev ateşlenen yargıcı dikkatlice inceledikten sonra sert bir ses tonuyla ekledi. Siz de haklısınız. Henüz geç sayılmaz. Nişancının kumandanı de Kastri'ye erken ulaşmayacak. Her zamanki gibi limandaki tüm bankaları ziyaret edecek ve ben de bu arada Kizi ve daha ilerisine gitmesi için Amur'a emir vereceğim. Tanrı'ya şükür diye rahat bir nefes aldı Kotyuhov ve çıktı. Amur bacasından duman püskürtüyordu. Fener direklerinde vapurun Blagovenstenski'ye gideceğine dair ilanlar asılmıştı. Akılsız yargıç eve gitmeden önce Weber'i buldu ve sertçe sordu. Bakun'le ilişkin tüm bu bilgileri nasıl öğrendiniz? Şimdi soruşturma başlayacak, bir sürü sıkıntı ve tatsızlık çıkacak. Onun kaçışına kim yardım etti? İzin verirseniz sevgili Vasily Grogerevich, size her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Irkuts'tan arkadaşlarımın birçok kez bana yazdıkları gibi Bakun'un iğrenç biri. Onu kendini beğenmişliği, çıkarcılığı yüzünden hiçbir suçu olmayan insanların acı çekmesini istemiyorum. Dün bu nartsiz palavracı bana geldi. Onunla yakınlaşmak istemediğimden soğuk davrandım. Siz bana güvenmiyor ve soğuk davranıyorsunuz ama ben size çok önemli bir itirafta bulunmaya hazırım diye başladı ve Karskakov'a kaçmayacağına dair söz vermesine karşın bunun tam tersini yapmaya kararlı olduğunu anlattı. Söylediğine göre Londra'dan Herzen ve diğer fikirdaşları kendisini çağırıyorlarmış birkaç tumturaklı ve boş laf etti. Konuşmasına kendisi hayran kalarak. Mide bulandırıcı bir insan o. Anlaşılmaz ve zararlı. Yargıç Weber'den ayrılarak çok yorgun olmasına karşın yine limana döndü. Kutuyov'un Afanseyev ile yaptığı konuşmanın üzerinden birkaç saat geçmişti. Karanlık iyice basmıştı ancak Amur yerinden kıpırdamadığı gibi karanlığa gömülmüştü. Vapur ancak iki gün sonra Kızı'ya doğru demir aldı ve ilk karargaha şefinin kaçağın tutuklanarak Nikolayevski'ye gönderilmesi emrinden yazısını gördü. Bu arada Amerikan gemisi Bakunin'i Rusya kıyılarından çok uzaklara götürmüştü. Kendine çok fazla güvenen Bakunin kamerada elinde bir kadeh şarap, kızarmış, hafif terlemiş ve mutlu bir halde gemi kaptanı ve birkaç yolcuya yüksek sesle yaşam öyküsünü anlatıyordu. Kimim ben? Topçu okulunda eğitim görmüş, az teğmen olmuş ve bu görevdeyken istifadeye zorlanmış. Tverks ilinden bir toprak ağasının oğlu. Gördüğünüz gibi sanım büyük değil. Zaten general olmakta da gözüm yoktu. Çar tarafından dar ağacına asılan Dekabrist Muroyev Apostol hakkında bir şeyler duydunuz mu? Annemin yakın akrabasıydı. Ben de onun gibi bir aristokrat olarak doğduğum ve yurdumda cahil halkın içinde bulunduğu köleliğe, efendilerin keyfi davranışlarına uysallıkla boyun eğemezdim. Bakunin kalktığı küçük kamerada bir dev gibi görünüyordu. Boyu posu ve etkileyici dış görünüşünün adeta siluetini çizerek halının üzerinde yürüyüp Lomboz'a doğru gitti. Yeryüzünün en büyük bilmecesi insan kaderidir. İki defa idamla yargılanan, Prusya zindanının duvarına zincirlerle bağlanan Cellat Çar tarafından 8 yıl canlı canlı bir kaleye gömülen Bakuni'nin şimdi okyanus kadar özgür olabileceğini kim düşünebilirdi? Yaşama yeniden başlıyorum ben. Bakunin, Büyük Britanya topraklarına ayak bastığı sıralarda yargıç Kutyohov'da istifa dilekçesini verdi. Böylece de amiri Afansev'in acımasız kinini üzerine çekmiş oldu. Ancak Bakunin'in ile ilgili soruşturma daha yeni başlamıştı. İsa'nın doğum günü, Christmas, Britanya adasında en çok sevilen ve sevinçle kutlanan bayram yaklaşıyordu. Liza, vereceği armağanların listesini çıkarmak için odasına kapandı. Küçük Asya ve Olya Herzen'e kukla ve top, Krosotski'ye yeni bir keman, Dadı Peggy'e kareli İskoçyalı, diğer tanıdıklara şık tütün kutuları, çiçek esansları ile dolu şişeler ya da turtalar. Herzen ve Ogarya için ise çok önceden melodik sesler çıkaran iki küçük altın çan ısmarlamıştı. Liza uzun listede bir eksik olup olmadığını kontrol ederek bezgin atların koşulduğu eski, gıcırtılı, kiralık bir faytonla Bond Street'teki büyük pasaja ve çok katlı pahalı mağazalara gitmek üzere yola çıktı. Yol kenarlarına yapıştırılmış parlak reklam afişleri Londra'da gezegenimizde üretilen her şeyi satın alabilirsiniz.'' sloganıyla insanları cezbetmeye çalışıyordu. Köpek satan dükkanlarda yeryüzündeki tüm cinslerden numuneler vardı. Yassı suratlı, tüylü Pekin köpekleri, Tibet'ten getirilen tüysüz, çekik gözlü, bekçi köpekleri, ihraç edilmesi yasak, dalay lemalar, her yanı pörsümüş, gülünç, Fransız buldokları, yumuşak tüylü, ternövler. Bir Hintli kendi ülkesinde dokunan şalı İngiliz mağazalarında rahatlıkla bulabilir, Malezya adalarından bir yerli de memleketinin üretimi bambu örmelerini burada alabilirdi. Londra mağazalarının kendi has özellikleri vardı. Fransa ya da Almanya'dakilerden farklıydılar. Oralarda fuarların hayhuyu, pazarları andıran kalabalık, keşmekeş ve yığılmışlığa teslimiyet vardı.'' Oysa İngiliz mağazalarına düzenli bir büro ya da bankadaki havayı andıran sessizlik, düzen, ferahlık hakimdi. Büyük bir mağazada ünvan sahibi genç bir züppe yaşamdan vazgeçilmez bir yeri olan şeyleri büyük bir rahatlık içinde seçip ayırıyordu. Kayık yarışı için gerekli tüm malzemeler, binici ve balıkçı kıyafetleri, moda kravatlar ve mendiller, can sıkıntısı çeken kuzenleri için terbiye edilmiş sokulgan küçük bir maymun, kulüpteki arkadaşları için antika bir sigara kutusu, tesadüfen tanıştığı kız arkadaşları için kaşmir atkı, sarayda bir bayan, modanın yasalarını belirleyen Fransız terzilerinin icatlarını inceliyordu. Soylu bir gelin adayı, çeyizi için çamaşır, eldiven, çorap, battaniye ve yaygılar, el işi oyalar, antika mobilyalar, resimler ve majestelerinin sevdiği cins köpekler alıyordu.'' Başka dükkanlarda ise gri göğün altında taş ve denizden başka bir şey göremeyen ulusun tutkuyla saldırdığı canlı renklerdeki yünlü İngiliz kumaşları tercih ediliyordu. Bu dükkanların vitrinlerinde açık renkli, bel kısmı büzgülü etekler, sarı redingotlar ve kocaman kadife lengerler, enseyi açık bırakacak şekilde öne doğru yıkılan, domuzlu poğaça adı verilen karga yuvasını andıran bayan şapkası yer alıyordu. Lüks eşyalar bölümünde itaatkar hizmetkarlar cinsinden daima gülümseyen gri saçlı tezgahtarlar, gaz lambası gibi fütürlü ve ağır gümüş takımlar ve meyvalıkların yanı sıra kolonilerden gelen çok sayıda eşyayı da teşhir ediyorlardı. Fil dişi tanrılar, Hint tapınaklarının rahibeleri, Martinik adasından örmeler, hasırlar ve danteller, Güney Afrika'dan hayvan derileri ve değerli taşlar... Karada Japon ve Macar köylü kadınlar İngilizler için bluzlar, çeşitli çeyizler örüyorlardı. Mendil ve çocuk elbiseleri işliyorlardı. Avusturyalı ve Alman esnaflar da İngiltere'ye kendi ürünlerini getiriyorlardı. Çok katlı büyük mağazalar, iflas eden şirketlere mallarını satın alabilmek için yırtıcı hayvanlar gibi saldırıyorlardı. White Channel ve Soho'daki küçük ayakkabı, elbise, şapka atölyelerini ve marangoz haneleri türlü hilelerle ustaca kendilerine bağlıyorlardı. Liza, biblo reyonlarına bakmaktan ve beğendiklerini almaktan hoşlanıyordu. Her kadın gibi o da yeşilden kırmızıya doğru akıp giden bir renkte moda bir elbise üzerinde denenmekten alamadı kendini. Özenle seçip satın alınan armağanların arkadaşlarda yaratacağı sevinci düşlemek insanı çok mutlu ediyordu. Liza, akla gelebilecek her türlü paketten oluşan yükünü sırtlamış, yorgun ve heyecanlı olarak akşama doğru eve döndü. Çocuk odasından neşeli çığlıklar ve cıvıltılar geliyordu. Sigmund Krozowski karın üstü halıya yatmış ve ayaklarını karnına çekmiş halde sürünüyordu. Kaplumbağa taklidi yapıyordu. Annesini görünce yanakları kızaran Asya ona doğru koştu. Sigi amca öyle komik ki benim maymun olmamı istiyordu. Liza koşmaktan hafifçe terlemiş kızın küçük başını öptü. Çocuğun yumuşak saçlarından gelen güzel koku ona çiçek açmış Selvi'nin dallarını anımsattı. ''Sana armağanlar aldım sevgilim. Ne almamı isterdin sana?'' ''Baba.'' dedi kız. ''Ne ne?'' diye affalladı Liza. ''Sadece Sigi amcayı, onu kaplumbağa değil, benim babam olmasını istiyorum.'' Asya zıplaya zıplaya Krozoski'ye gitti ve küçük elleriyle ona tutundu. O da ne yapacağını şaşırıp kaldı. Yerde yatmaya devam ediyordu. ''Git ve Peggy'i çağır.'' dedi Liza. O anda Krozoski kaldı ve ona doğru yürüdü. ''Bir çocuğun masum istekleri sizi rahatsız etmesin.'' dedi heyecandan kekeleyerek. ''Bakın dostum, siz ellisine merdiven dayamışsınız, ben de kırkına. Birçok şey yaşanmış, birçok deney geçmişte ait.'' Artık gençler gibi konuşmak bize yakışmaz. Eğer beni olduğum gibi onulmaz yanlışlarımla seviyorsanız ama neyiniz var? Niçin böyle solgunsunuz? Hasta mısınız? Hayır Liza, ben herhalde Asra kabilesindeki insanlardanım. Stenthal'ın yazdığı gibi aşktan ölen insanlardanım. Sigmund ve Liza kendileri için özel bir anlam kazanan o akşam yılbaşında davetsiz ve konuksuz evlenmeye karar verdiler. Liza geleneksel Noel kartları göndermek için adresleri karıştırırken Wolf'tan aldığı Jenny Marks'ın adresine rastladı. Her şeyiyle sempati ve saygı uyandıran bu kadını görmek için içinde büyük bir istek duydu birden. Ve uzun uzun düşünmeye gerek duymadan kendini bu duyguya bırakarak Maitland Park'taki Grafton Terasa gitmek üzere yola çıktı. Jenny Marks'ın oturduğu başkentin kenar mahallesinde güçlükle ilerliyordu kiralık Fayton. Burada bina ve inşaatlardan kaynaklanan bir keşmekeş hakimdi. Kırma taş yığınlar, kireç, eriyik dolu kovalar, çukurlar ve hendekler ilerlemeyi engelliyordu. Tatil günüydü ve inşaatların civarında işçiler görünmüyordu. Büyük bir alanda etrafları çevrelenmiş birkaç binanın arasında dokuz nolu evi buldu Liza. Arabayı bekleterek birkaç basamak çıktı ve kare taşlı girişte yüksek bağcıklı botlarına yapışan çamuru temizlemeye koyuldu. Küçük bir zinciri asılı topmağı görünce onunla metal levhaya vurdu. İlk önce yandaki pencere başı örtülü bir kadın kafası göründü. Ardından da dış kapı açıldı. Helen Demut soru dolu bakışlarını konağına dikmişti. Bu sırada onun ardında beliren Jenny'nin sesi duyuldu. ''Girin lütfen. Sizi gördüğüme çok sevindim.'' Lupus'un bizi Brüksel'de tanıştırdığı Rus bayan bu. Anımsıyor musun? Sana anlatmıştım. Diye açıkladı Lençen'e. Ancak Lençen, Liza'nın pahalı elbiselerinden rahatsız olmuştu bir kez ve onu hala kuşkuyla inceliyordu. Liza'ya miras kalan samur kürk küçük portmantonun tamamını kapladı. Jenny'nin ona gösterdiği odalar çok küçük ama aydınlık ve rahattı. Mutfak bodrumdaydı. Birinci katta ise bir tarafta Max'ın çalışma odası, diğer tarafta küçük bir oda ve yemek odası vardı. Dik bir merdiven, çocuk ve büyüklerin daracık yatak odalarının bulunduğu üst kata çıkıyordu. Don hücreden farksız iki odaya kıyasla burası onlara lüksün, genişliğin ve rahatlığın hat safhası olarak görünüyordu. Jenny, Liza'yı konuk odasına götürmüş, Lan Chen'de çay ve sandviçten oluşan mütevazi servisi yapmıştı ki Jenny Chen, Laura ve Tusi yürüyüşten döndüler. Jenny çocukları genç bayana tanıtınca iki büyük kız kardeş biraz utandılar. Ancak yanakları pes pembe olan, her an yaramazlığa hazırlanıyormuşçasına bakan güzel, 3 yaşındaki Tusi kendini hemen Liza'nın kucağına attı. Genç ev sahibeleriyle birlikte gelen yeşil gözlü, vahşi bakışlı siyah kedi de konuğu sevinçle karşıladı. Çocuklar ve hayvanlar sizden hoşlanıyor hiç kuşkusuz bu iyi bir işaret dedi yüksek sesle Jenny'i göz ucuyla hala memnun görünmeyen lençene bakarak. Siz Rus musunuz diye soran Jenny Chen utancından kıpkırmızı kesildi. Demek ki köle sahibisiniz. Siz herhalde kölelerinizi de getirdiniz. Bu zavallı insanlar için çok üzülüyorum. Benim kölem yok diye yanıt verdi Liza kendisi de kızararak. Eminim ki ülkemdeki bu rezalet sona erecek ve tüm insanlar özgür olacak. Laura bir an için bile bakışını ayırmadan konuyu inceliyordu ve birden sözcükleri çok net bir şekilde söyleyerek Rusça konuştu. Siz bir dil prensiniz. Liza hafifçe kulağa batan fazladan P harfi dışında anlaşılır bir şekilde kendisine yöneltilen Rusça övgüyü duyunca gözleri kocaman oldu bunu olağanüstü bir güzel bir kız söylemişti. Ben değil, siz bir dil versiniz Laura diye yanıt verdi Rusça. Dilinizden bir tek bu sözcüğü Dilber'i biliyorum. Engel amca öğretti. O dilinizi iyi biliyor ve bana ve kivi kiviye ablasını işaret ederek Puşkin'den bir şeyler çevirdi. Liza sandalyeden kocaman samur manşosunu aldı ve şık bir şekerleme kutusu çıkardı. O benim çünkü ben küçüğüm diye bağırdı Tusi sandalyeye doğru zıplayarak. Bayan Marx kızına sertçe baktı ve dışarı çıkmasını istedi ama küçük buna yanıt olarak sadece dudaklarını büzdü. ''Maripli'de hiç para yok. Hiç kimseye Noel armağanı almadı. Yaramaz kız dedi gözleri dolarak Laura. Bizim her şeyimiz var. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok diye ekledi en büyük kız kardeş. Eşim uzun yıllardır üzerinde çalıştığı politik ekonomi konulu çalışmasını bugünlerde bitirmek üzere. Yazılarını sürekli yayınladığı New York Daily Tribune'de ise çok düzensiz ve az ödeme yapıyor. Yeni yılda her şey daha farklı olacak. Herhalde adını duymuşsunuzdur. Bay Lassell Almanya'daki yayıncılarla anlaştı ve kitap bugün yarın gönderilecek. Jenny kaygısız görünmeye çalışsa da pek becerdiği söylenemezdi. Birden hatırladı. Marx'ın bugünlerde bitirmek üzere olduğu kitabın el yazmasını gönderecek paraları bile kalmamıştı. Liza'nın zengin olmaktan duyduğu utanç yeniden canlandı içinde ve kendini iyice kötü hissetti. Jenny'nin solgun yüzüne, gereğinden fazla mütevazi gündelik elbisesine bakarken Max ve ailesine nasıl yardım edebileceğini düşünüyordu. Ama yeterince tanımadıkları, yabancı birinden asla bir şey kabul etmeyeceklerini kestirebiliyordu. Onlara yardım etme ayrıcalığı ancak en yakın dost ve yollaşlarına aitti. Yalvarırım, benim sadık bir dostunuz olduğumu unutmayın. Size herhangi bir şekilde yardım edemez miyim? diye çekinerek önerdi Liza. Kısa ziyaretinden sonra gitmeye hazırlanırken. Ancak Jenny ona kibarca teşekkür edip soğuk bir sesle yanıtladı. Teşekkür ederim ama şu anda bizim hiçbir şeye gereksinimimiz yok dedi ve bir tek kelime daha ağzından çıkmadığı ama Liza bu düşüncenin devamını onun gözlerinden okudu. Zengin bayan, sizden ve sizin bize çok yabancı bütün arkadaşlarınızdan hiçbir şey istemiyoruz. Liza'nın gitmesini fırsat bilen Lenchen memnuniyetsizliğini sonunda dile getirebildi. Safsatacılar, aylaklar, kürklerini ve pırlantalarını göstermek için geliyorlar bize. Kalan son şekeri onlar için masaya koy ve çay pişir. Siz de zaafınızdan dolayı onlarla zamanınızı harcayın. Bize kimler gelmedi ki? Ama bu değirmenin suyu nereden geliyor? Soran yok. Bütün bu konukları ağırlamak bize kaça patlıyor. Onlara harcadığımız parayla kızlara bir yıl boyunca müzik dersi aldırabiliriz. Siz de elinizde avucunuzda ne varsa milyoner gibi savuruyorsunuz. Cebinizde fazladan bir peni kalsa nasıl kalacak ki? Ama ben boşuna çenemi yoruyorum. Can çıkar, huy çıkmaz.'' diye kızgınlıkla homurdanan Lenchen çaresizce elini savurdu, sonra da merdivenden inerek sessiz ve soğuk mutfağa gitti. Bugün bayram, oysa evde ne kaz, ne börek, ne de karlın bayıldığı jambon var, diye söyleniyordu. Liza, Grafton terastaki ziyaretini anımsadıkça duyduğu huzursuzluktan bir türlü kurtulamıyordu. Yılbaşı günü evlendi ama Sigmund Krozowski çok geçmeden ağır hastalandı. Sürgün yaşadığı adanın nemli havası, güneşsiz iklimi, 1850 Polonya ayaklanmasının ardından yakalandığı eski hastalığının hortlamasına neden oldu. Amansız verem onu ölümle tehdit ediyordu. Veliza doktorların önerisi üzerine İngiltere'yi terk etti. Hasta kocası ve evlatlık küçük kızını Fransa ve Almanya'nın ünlü dinlenme merkezleri ve kaplıcalarına götürdü. Ancak şifalı kaplıcalar hastalığı yenemedi. Aslında Dünyada hiçbir tıp uzmanı tuberkülozun tam olarak ne tür bir hastalık olduğunu, neden kaynaklandığını ve nasıl tedavi edilebileceğini bilmiyordu. Liza ailesiyle birlikte bir yıldan fazla bir süre bir yerden diğerine, denizden dağlara, ormanlardan steplere taşınıp durdu. Krozotski bir parça iyileşti ama hala takatsizdi. Canını feda edebilecek kadar çok sevdiği karısını ...bu denli uğraştırmış ve huzursuz etmiş olmaktan dolayı acı çekiyordu. Hasta, somurtkan biri oldu ve suskunlaştı. Liza yurttaşlarını özlüyordu ve zorunlu göçü sırasında rastlantı... ...ve olaylar onu nereye sürüklerse sürüklesin durmadan Rusları arıyordu... Krozotski ailesi Paris'teyken kesin olarak Palais Royal yakınlarındaki Misodier sokağında sahibi ateşli kadınlar hakları savunucusu olan Madame Maxim'in Moliere adlı küçük otelinde kalıyorlardı. Madame Maxime şişman, erkek takma elbisesi gibi kıyafetler giyinen son derece hareketli ve konuşkan biriydi ve sigara içiyordu. Zorlama lavaliliği ve kabalığının altında mütevazılığını ve kadınsı güler yüzünü güçlükle saklıyordu. Otelinde kalanlar kolayca kaynaşıyorlardı ve coşkulu, iyi niyetli Madame Maxime'nin önderliğindeki bir derneğin üyesiymişçesine davranıyorlardı. Krozoskilerin gelişi onuruna birinci katta boş büyük odada eğlence tertiplemeye karar verdi. Aynı sırada Paris'te Proton'un yeni kitabı Adalet üzerine çıkmıştı. Kitabında diğer konuların yanı sıra yeni toplumda kadının konumu üzerinde durarak kadın sorununa da değinmişti. Proton, cinsler arasındaki eşitliği reddediyor ve toplumda olduğu gibi aile içinde de erkeği kadınla kıyaslamak 3 ve 2 rakamlarını karşılaştırmaktan farksız olacaktır diye açıklamada bulunuyordu. Kadın hakları ve tam özgürlüğün aktif savunucularının oturduğu Molière otelinde Proton'un düşünceleri hakaret sayıldı. Kızgınlık ve protestolara neden oldu. Krasovskiler planlanan eğlenceden dolayı masa ve sandalyeler dışındaki tüm diğer mobilyaları yatakların olduğu bölmeye yığılan büyük odaya girdiklerinde öylesine bir gürültü vardı ki Madame Maxime'nin arkadaşı yazar Jenny de Ricoeur'un okumakta olduğu Proton'a yazılan mektubu güçlükle duyabiliyorlardı. Kadın sorunu sorunların en önemlisidir. Ancak cinsiyetlerine bakılmaksızın dünyadaki tüm insanların özgürlük sorunundan ayrı tutulamaz.'' diye bağırdı Jenny Dörriker. Çocukça ince sesiyle kesilmiş güzel saçlarını sallayarak. Ne işimiz var erkeklerle? Onlar ayrıcalıklarından sonsuza dek yoksun bırakılması gereken despotlar diye karşı çıktı feministlerden biri. Onlardan nefret ediyorum. Kocan ve oğulların için bir istisna yap diye güldü Madame Maxime. Şu yazmakta olduğun Proton'un sırtını yere getirebilecek kitabın adı ne Jenny? kadının kurtuluşu diye yanıtladığı ince, sivri yüzlü genç yazar. Her şeyi açıkça söylemek zorundayım. Napolyon'a duyduğum nefretin de çözüme gereksinimi var. Bayan Maxime bu sözleri duyar duymaz masadan kalktı, orada toplananlara gizli bir işaret yaparak pencerenin dış kanatlarını kapattı ve ağır perdeleri indirdi. Sadece Fransa'nın özgürlüğünü isteyenler burada bulunabilir. Çünkü o da bir kadın. Birileri Marcelles'i söylemeye başladı. Devrim için kadeh kaldırdılar. Kısa bir süre önce Petersburg'dan gelmiş olan, Leshov bölgesinde albay, orman uzmanı Profesör Nikolay Vasilievich Shelgunov da bu eğlenceye katılanlar arasındaydı. Liza başlangıçta onun zayıf, çökük yanaklı, Moğolları andıran yüzünden hoşlanmadı. Şiş gözleri, gür kaşlarının altından karşısındakini sınarcasına bakıyor ve adeta aşılmaz bir duvar yükseliyordu. Ama Shelgunov konuşmaya başlar başlamaz Liza'nın onun hakkındaki fikri değişti ve bütün akşamı zevkli bir sohbetle geçirdi. Siz Rusya'yı Nikolay'ın baskı döneminde terk etmiştiniz," diyordu Nikolay Vasilievich. Son zamanlarda birçok şey değişti. 50'li yılların başı ve sonu birbirinden oldukça farklı. Çar'ın ölümünden sonra herkes adeta kanatlandı. Öyle ki göklere uçmak mümkün. Evet, o kötü dönemde Moskova'daydım. Korku havaya bile sinmişti. Herkes birbirinden ve özgür düşüncelerden korkuyordu. Basın bir tek canlı sözcük kullanmaya cesaret edemiyordu. Dergiler çarlık rejimini göklere çıkarıyor ve farklı düşünen herkesi afaroz ediyordu, diye anımsadı Liza. Şimdi her şey çok farklı. 56 yılından başlayarak Rusya'da o güne kadar görülmemiş düzeyde bir yayın gazete dergi bolluğuna tanık olduk. Şu anda resmi olanlar dahil 250 yayın var. Bu, ilerici insanların en cesur düşüncelerinin gerçekleşmesidir. Bu yayınların sadece ilanları bile Yüce İvan Katedrali'nin kulesini kaplayabilir. 1860 yılına doğru ise sayıları çok daha fazla olacaktır. Tıpkı yağmur sonrası mantarlar gibi yazılı basının her türlüsü ortaya çıkıp serpiliyor. Ve bütün bunlar herhalde genelde Petersburg'da çıkıyor. Hayır, bir o kadar da Moskova'da. Bu şehirler Rusya'nın beyni ve kalbi. Bir de ana yurdumuzda ne çok yeni isim, ilginç insanlar yetişti. Yetenekler, ulu meşeler gibidir. Şimdi gerçekten de gençlerin zamanı. Dedi, beklenmedik bir ilham esintisiyle Şelgunov. Siz de yazıyor musunuz? Diye sordu Liza. Ben henüz yeni bir edebiyatçıyım. Şimdiye dek ormancılık konusunda bilimsel yazılar yazdım diye gülümsedi Nikolay Vasilievich ve yüzü oldukça çekici bir hal aldı. Şimdi üzerinde düşünebileceğimiz, duyumsayabileceğimiz bir şeyler var. Bu da demektir ki diğer insanlarla paylaşabileceğimiz bir şeyler var. İnsanın orman teknolojisinin yanı sıra kendisini tamamen verebileceği, yanıtları aramaya zorlayacak canlı bir şeylere gereksinim var. Günümüzde herkes okumak, öğrenmek ve düşüncelerini yüksek sesle haykırmak istiyor.'' uzun süre kötürümdük ve öyle kalmıştık. Adeta kış uykusundaydık. Son günlerde Çernişevski hakkında pek çok şey duydum. Onu yakından gördünüz mü? Söyleyin lütfen. Nasıl biri, nasıl dış görünüş olarak da olsa anlatın biraz. Onun gücü görünüşünde değil. Boyu fazla uzun değil. Sarışın ve solgun, zayıf yapılı. Yüksek sesli konuşmuyor. Mahcup birisi. Mavi gözlerinin miyopluğu oldukça belirgin ama dikkatli ve akıllıca bakıyor. Onda kendine özgü büyük bir içsel güç var. Öyle ki o istemese de sen elinden olmadan ona boyun eğiyorsun. Aslında üniversite gençliğinin peygamberi Belinski'nin fikirlerinin ve faaliyetlerinin gerçek takipçisi ancak teorik düşünceyi yeni bir düzeye çıkarıyor. Ayrıca da faal biri. Çernişevski'yi anlatırken ne kadar da belagatlı oldunuz. Evet, o gereğinden fazla özgün biri ve benim için çok değerli. Çünkü toplumsal yaşamımızın değişmesi ve köylülerin çıkarları için mücadele veriyor. Onun için Sies'in sözlerini söylemek mümkün. O her şeyi okumuş, o her şeyi biliyor, o her şeyi anımsıyor. Nikolay Vasilyevich de Liza'ya Londra'da yaşayan sığınmacılar hakkında sorular sordu. Uzun süre Herzen'den söz ettiler Ardından Şalgunov sordu. Son derece üstün ve asil Alman bilginleri Friedrich Engels ve Doktor Karl Marx'la karşılaşma olan anınız oldu mu hiç? Komünist manifestonun yazarları diye ekledi Liza. Engels'i tanımıyorum. Marx'ı ise iki kez gördüm. Bakunin'in onlarla kısa bir ahbaplığı olmuştu ve faaliyetleri hakkında sıklıkla bana bir şeyler anlatıyordu. Engels'in İngiltere'de işçi sınıfının durumu yaptığını okudunuz mu? Hayır, fırsatım olmadı. Hiç zaman kaybetmeden okuyun. Avrupa ekonomi literatürü daha iyi bir çalışma görmemiştir. Bu ilginç kitaba adeta vuruldum. Rus insanların hem bu eserin yazarını hem de köleler hakkında nadir görülen derinlikteki incelemesini tanımaları için çevirmeyi düşünüyorum. Ne hakkında diye anlamadı Liza. Engelsin, işçi sınıfına ilişkin çalışmasından söz ediyorum. İşçiler gerçekten de yeni köleler. Çalıştıkları insana mal gibi satılıyorlar ve ücretleri ihtiyaca göre belirlenerek düşüyor ya da yükseliyor. Liza'ya göre Nikolay Vasilyevich Şelgunov çok akıllı ve önemli biriydi. Daha önce tanıdığı Ruslardan her şeyiyle farklıydı. Hangi konuda farklı olduğunu tam olarak anlamış değildi ve Şelgunov'u Rusya'da Kırım Savaşı ve 1. Nikolay'ın ölümünden sonra ortaya çıkan yeni insanlardan saydı. Liza'yı yurt özlemi sardı. Ama şu anda dönüşü düşünmek mümkün değildi. Sigismund Krozoski hala çok hastaydı. 1860 yılında Krozoskilerin geldiği Açen'de bu gölgeli sağlık yurdunun olağanüstü iyileştirici gücüne inanan çok sayıda da vardı. Liza ailesi için oda kiraladığı otelde tabuldot yemeğin ardından elmacık kemikleri çıkık, Tüylü yüzü üzerinde yakıcı doğal gözleri ve kül rengi kaba sakalı bulunan yaşlı bir bayı fark etti. Yanında her zaman Lizan'ın okumaktan hoşlandığı Turgenev romanlarından fırlamış gibi bir kız geziyordu. Kız, sarı saçları, ciddi, narin yüz hatları, ince beli ile tepeden tırnağa güzeldi. Bu ikilinin Rus toprak ağası Solzev ile kızı Olga olduğu ortaya çıktı. Krozoskiler ve Solsnevler kısa sürede yakınlaştılar ve zamanlarının çoğunu birlikte geçirmeye başladılar. Dahası yaşlı toprak ağasının köylülerin azat edilmeleri için verilen ortak dilekçeyi imzalamış, İngiliz usulü fabrikalar ve demir yolları inşasının yararları hakkında çok konuşmuş, kararlı bir liberal olduğu görüldü. Kendisinin de birkaç işletmesi vardı ve söylediğine göre şimdilik fazla kar getirmiyorlardı ama gelecek için umutluydu. Olga piyano çalıyor, düş kurmayı seviyor, çok okuyor. Özellikle de Fransız romanlarını, tanrıya ve kadınların eşitliğine aslında bunun tam olarak ne anlama geldiği konusunda net bir fikri yoktu, inanıyordu. Birçok konuda hala çok saftı ama sağlıklı düşünme ve espri yeteneğinden yoksun değildi. Çoğu genç kız gibi Olga da sağlam karakterli, duygulu Liza'ya tutkuyla bağlandı ve ona bütün düşüncelerini, küçük sırlarını açmaya başladı. Aynı günlerde Ferdinand, Lasalle'de tedavi olmak için Açen'e geldi ve hemen bütün dikkatleri üzerine çekti. Uzun boyu, son moda harika kıyafeti, silindir şapkası ve bastonuyla en ateşli moda düşkünlerinin arasında bile hemen göze çarpıyordu. Onun güzel düzgün yüzü, Liza'ya İtalyan tenörleri ve kadınların ilk açlarının öznesi olup yüreklerinde derin yaralar açan aktörleri anımsatıyordu. La sıkıldığını gösteriyor ama aynı zamanda yüzünde bir zafer edasıyla parkın patikalarında dolaşıyordu. Liza bu adama ısınamamıştı. Tanrım, dedi. Olga ona ilişkin düşüncesini sorduğunda. Yüzyılımızın 60'lı yıllarından Don Juanlar sadece gülünç olabilirler. Onların devri geçti. Şimdi başka kahramanlar var. Rastinya değil mi?" diye gülümsedi Olga. Birkaç gün sonra yaşlı, Solsev ahbabı olan kontes Hatzfeld davası sırasında hakkında pek çok şey duyduğu Yılmaz devrimci ile tanıştığını söylediğinde Liza hayretlere düştü. "Bu Lasselen'in ta kendisi, barut gibi adam." diye bitirdi sözlerini ihtiyar. "Biliyordum, o sıradan biri olamazdı." dedi Olga. Baba beni onunla tanıştırabilir misin? Az bir zaman sonra Lazelle, Saltzavlar ve Krasovskiler artık içli dışlıydılar. Lazel, Olga'ya duyduğu ilgiyi saklamıyor ama ondan karşılık beklemenin kendisine yakışmayacağını gösteriyordu. Liza bu aşkı pek ciddiye almıyordu. Lazelle kendini gereğinden fazla seviyor. Kendi kendine aşık olmak ona akılsızca hareketlere itebilir. Hayır, haksızsınız. Onun halk için verdiği mücadeleyi nasıl açıklayabilirdik eğer söyledikleriniz doğru olsaydı? Diye karşı çıkıyordu Olga. Bu onun sükse yapmasına müsait olan bir alan. Devrimciler ün düşkünü olamazlar mı yani? Olmak zorunda da değiller diye karşı çıktı Olga. Nasıl istersen ama unutma ki şöhret ve ün arzusu pek çok insanı adalet için isyan edenlerin saflarına katıp idam sehpasına kadar çıkarmıştır.'' Sohbetin sürdüğü terasa az sonra düzgün tıraşlı, pembe yanaklı Lassel geldi. Biraz patlak iri gözleri karanlık ve aynı zamanda yüzsüzce bakıyordu. Ağzı oldukça küçük, dudakları pes pembe ve taze görünümlüydü. Sık elbiselerden hafif bir parfüm kokusu yayılıyordu. Söyleyin, size emekçiler için mücadele iten neydi? diye sordu Solseva. Kocası tarafından kabaca hakları çiğnenen Kontes ...Helsfeld'i yıllarca savunmaya, haklarını kazanması için savaşmaya iten şeyin aynısı. Küçük yaşlardan beri adaleti özlüyorum. Kendi tabakamın insanları arasında bir kartal gibi yalnızdım. Belki biliyorsunuzdur, ben şımarık bir çocuktum. ''Şimdi de öylesiniz.'' diye gülümsedi Lisa, Lasselle'nin bakımlı tırnaklarına bakarak. Ve dahası bolluk içinde büyüyen ben, bir işçiydim ve öyle de kalacağım. Şaşırmayın, topluma yararlı olmayı başaran herkes... Bana göre işçidir. Sözcüğün diğer görünüşteki anlamıyla ise kendime işçi demem için ne yazık ki ne koşullarım müsait ne de böyle bir hakkım var. Tam tersine ben bir burjuvayım. Gelirim bana bilime, toplumsal adalet mücadelesine adanmış bir yaşam sürmeme ve bu yolda büyük özverilerde bulunmama olanak sağlıyor. Gerçek dostlarınız var mı?" diye sordu Olga. Evet ama ben toplum içindeki yolumda tek başıma ilerliyorum. Bu arada da baskı görüyorum. Defalarca yargılanıyorum. Bütün savcı ve hakimler bana karşı duydukları dehşetin tamamından çok daha fazlasını üzerime yönelten liberal basının nefretine layık görülüyorum. Söyleyin Bay Lasselle diye birdenbire bir şeyler anımsayarak sordu Liza. Doktor Marx'la tanışıyor musunuz? Tabii ki Hatta kısa bir süre önce üstünlüğü tartışılmaz, eğitimli bu adam için bir şeyler yaptım. Yakın dostum yayıncı Franz Dunker söz açılmışken o ressam Heinrich Labrün'ün büyüleyici kızı Lina ile evli ve Marx'ın politik ekonomi konulu yeni kitabını yayınlıyor. Marx bu kitabına öylesine çok değer veriyor ki onu hiç ücret almadan yayınlatmaya hazır. Yeter ki bu eser gün ışığına çıksın. Ama ben bu özveriye çok kızdım ve onun için biraz para sağladım.'' Bu, onun ailesinin bir süre rahat yasamasını sağlayacaktır. Herkes Dunker gibi güler yüzlü ve dürüst değil. Bir başka yayıncı. Dana. Max'a ancak birkaç kuruş ödüyor. Max'in yerinde olsam hemen dava açar ve de kazanırdım. Pek tabii ki. Max'ı düşündüğü gibi benim için büyük ve küçük davalar yok. Her şey bu davanın ardında kimlerin olduğuna bağlı.'' O gün Lasser'le kendisi ve prensipleri hakkında uzun uzun konuştu ama Liza'nın ona ilişkin kuşkuları dağılmadı. Tam tersine arttı. İnsanlara aynadan bakan bir narsist. Yalnızca beğenilmek istiyor ve de gözü kendinden başkasını görmüyor. Oysa nelerden söz ediyor diye aklından geçiriyordu. Saltsevler birkaç gün sonra Rusya'ya dönmek zorundaydılar. Bu sırada Olga Liza'ya geldiği ve bir tek sözcük bile söylemeden önüne kocaman bir defter koydu. Yüz sayfadan fazlası küçük el yazısıyla doluydu. ''Nedir bu? Bay Lassel'in itirafı mı?'' diye sorduğu keskin bir sesle Liza imzayı görünce. ''Onun karısı olmamı istiyor.'' dedi Olga kızararak. ''Yanıtın ne?'' ''Yanıtımı bir yıl sonra söyleyeceğim. Baharda yeniden görüşeceğiz. Kendimi ve onu sınamalıyım. Babam öyle öğütlüyor.'' Böyle bir insanla evlenmeye korkuyorum. O kadınlar tarafından şımartılmış halkın gözdesi. Bense politika ve devrime karşı kayıtsız sıradan bir kızım. Onun dişi bir kartala gereksinimi var. Çünkü o bir kartal. Kartal değil bir tavus kuşu o diye dayanamayarak patladı Liza. Onunla mutlu olunmaz. Babam da böyle konuşuyor. Ama o harika mektuplar yazıyor. Lütfen okuyun. Sizden saklı bir şeyim yok ama sanırım sayfaların çokluğu sizi korkutuyor. Evet, bağışlayın Olenka ama bu kadar uzun mektuplar yazmak acımasızlıktır. Mektubu gönderdiği kişiyi de düşünmek gerekir. Bu bir tür kağıt katliamı. Bu kadar acımasızca yargılamayın. Madem Ferdinand'ın tüm düşüncelerini okumak istemiyorsunuz, ben de size küçük bir bölümü okuyacağım. Gururumu okşadığını itiraf ediyorum.'' Şimdiye dek aşkım içine atılan kadınlarla tutuşan bir alevdi. Beni elde etmeye çalışan bir tekini bile anımsamıyorum. Genç kızlardan her zaman kaçtığımdan söz etmiştim size. Yalnız iki kez iki genç kıza aşktan söz ettim ki ikisi de beni tutkuyla seviyorlardı ve ben de onlara sahip olma arzusunu uyandırıyorlardı. Her iki olayda da kendilerine asla evlenmeyeceğime dair itirafla başladım ilişkiye.'' Bu iki olay dışında ben daima evli kadınlarla yakınlaştığım ve siz de bir defasında söylediğiniz gibi onların şumarıydı. Ve aralarından bazıları beni gerçekten sevmişlerdi. Biliyorsunuzdur ki kadınlar sevdiklerinde her zaman soru sormak gibi bir alışkanlık edinirler. Ve hepsine de her zamanki içtenliğimle yanıt verdim. Şöyle ki özgür bile olsalardı onlarla evlenmeyeceğimi söyledim. Ama onlar buna hiç aldırmadan Belki de özellikle bu yüzden beni büyük bir tutkuyla sevdiler. Ben almak istiyordum ama kendimi vermiyordum. Solun sevlerin gidişinden sonra Liza Lasell'i bir daha görmedi, görmekte istemedi hiç. Lasel, Liza'nın kendisini önemsemediğini fark etmişti ve o da kinle yanıtlamıştı Liza'yı. Kışa doğru Sigmund o denli düzeldi ki sağlık yurtlarından geçirdikleri hoş yaşamlarına nihayet nokta koyabildiler. Hastalığından ve boş oturmaktan sıkılan Krasovski Londra'ya dönmeleri için ısrar ediyordu. Oradan da Liza ve çocukla birlikte ana yurduna gitmeyi kuruyordu. Ancak eski Polonya isyancısının tüm çabaları boşa gitti. Varşova'ya gitmez izni alamadı. O zaman Krasovskiler okyanusun öbür yakasına Kuzey Amerika'ya gitmeye karar verdiler. Orada Güneylilerle savaş vardı. Liza, siyahların kölelikten kurtuluşu gibi yüce bir mücadeleye herhangi bir şekilde katkıda bulunmayı çok istiyordu. Tom amcamın kulübesini okuduğu ilk gece içinde doğan o eski düşüğü sonunda gerçekleştirebilecekti.